Süper Lig 85 gün aranın ardından dün akşam oynanan iki maçla başladı. Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u 2-1, Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendi. Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen futbol heyecanı 85 gün aradan sonra tekrar başladı. Süper Lig'in 27. haftasında ilk düdük saat 20.30'da İzmir'de çaldı. Göztepe Trabzonspor'u ağırladı. İki tarafında birer penaltıyı gole çevirdiği maçı Trabzonspor 3-1 kazandı. Bordo Mavililerin gollerini Vakayeme, Ekuban ve Berkan kaydederken Göztepe'nin tek golü Alparslan'ın ayağından geldi. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum emeklerine sağlık. Oyuncular bugün onlara verdiğimiz görevleri gayet iyi yerine getirdiler. Uzun bir aradan sonra, üç ay bir zamandan sonra oynanan futbol bence gayet olumluydu. Üzgünüz. Sonuçta biz kaldığımız yerden devam etmek istiyorduk. Burada en son Rize Spor'u ikisi muhalif etmiştik. İstediğimizi hepsini sağ yansıtamadık. Umarız gelecek maçlarda daha iyisini yapıp, daha iyi bir performans gösterip, daha iyi konsantre olup, daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. Trabzonspor bu galibiyette puanını 56'ya yükseltti. Göztepe ise 27. haftayı 37 puanla kapadı. Yeniden başlayan Süper Lig'de ikinci maç Kadıköy'deydi. Taraftarının galibiyet hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor'u ağırladı. Ozan 14. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı lacivertliler 59. dakikada Bernard Mensah'ın golüyle 1-0 geriye düştü. Son dakikalarda toparlanan Fenerbahçe dakika 87 ve 88'de bulduğu 2 golle maçı 2-1 kazanmayı bildi. Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 7 maçtır hasret olduğu 3 puana kavuştu ve puanını 43 yaptı. Ligin son sırasındaki Kayseri Spor ise 22 puanda kaldı. Çok iyi bir ekip var. Çok iyi hazırlamışlar takımı. Ben de bunlara 4 günde katkı yapmaya çalıştım. Bana çok saygılılar. Saygılı davrandılar ve işin içine soktular. Ben de oyuncularla iyi iletişim kurduğuma inanıyorum. 85 gün aradan sonra oynanan her iki maçta da stadyumlara giremeyen vatandaşlar kurulan dev ekranlardan maçları takip etti.